Merhaba değerli öğrenciler. Bugün sizlerle gazete çevresinde gelişen türlerden biri olan haber metni konusuna başlayacağız. Bu dersimizde haber yazısının niteliklerinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından 5N1K kuralından ve temel habercilik terimlerinden bahsederek dersimizi sonlandıracağız. Haber metninin tanımıyla başlayalım. Toplumda, doğada ortaya çıkan çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara haber adını veriyoruz. Bu haberlerin duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazısı yani haber metni adını veriyoruz. Değişik zamanlarda ve değişik anlayışlar içinde haber yazısının birçok farklı tanımı yapılmış. Bu tanımlarından bazılarından bahsedeceğim sizlere. Bir tanım, insanların ilgisini çeken veya insanların bilmesi gereken bir olay ya da durumun tarafsız biçimde aktarılması şeklinde. Başka bir tanımda ise toplumu ilgilendiren olay, fikir ve kanıların iyi ve doğru bir şekilde yayın organları aracılığıyla topluma aktarılması. Başka bir tanımda ise dün bilmediğimiz bir olayın bugün herkes tarafından duyulması ve öğrenilmesi şeklinde. Haberler, yazılı, elektronik ve görsel basının birincil ve en önemli ürünüdür. Özellikle yazılı ve görsel basın araçlarından biri olan gazetelerin olmazsa olmazıdır. Habere yer vermeyen bir basın yayın organını düşünmek mümkün değil. Kitle iletişim araçları arasında yer alan haberler, bireyleri kişisel, yerel, yörel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi yapar. Tarih boyunca iletişim ihtiyacını karşılamak için insanlar çeşitli yollar aramışlar. Haber diye adlandırılan bazı bilgilerin toplanması ve bireylere aktarılmasının kökeni toplumsal yaşamın başladığı dönemlere kadar gidiyor. Bu amaçla insanlar kil tabletlere, ceylan derilerine ve kayalara yazı yazmışlar. Eski Yunan'da halk Atina'da toplanarak bir hatip yüksek bir yere çıkıp yüksek sesle o günün haberini duyurur ve haberler üzerine tartışmalara girişirlerdi. Mısır'da ise M.Ö. 1750 yıllarında çeşitli bilgilerin yer aldığı resmi bir gazetenin yayınlandığı biliniyor. Bazı bilgi ve düşüncelerin elle yazılarak satılması ise ilk kez 14. yüzyıl sonlarında Venedik'te ortaya çıkıyor. Aynı zamanda haber yazıları metinlerin sınıflandırılmasında öğretici metinler başlığı içerisinde gazete çevresinde gelişen metinler kategorisinde yer almakta. Şimdi haber yazısının niteliklerinden bahsedelim. Haber yazısının taşıması gereken bazı nitelikler bulunuyor. Bu nitelikler haberin üzerine inşa edildiği temel taşlar olarak kabul ediliyor. Birinci niteliğimize başlayalım. Doğruluk. Haberde verilen bilgilerin doğru olması anlamına geliyor. Haberci yani muhabir elde ettiği bilginin doğru olup olmadığını titiz bir şekilde araştırmalı. Habere konu olan olay, durum ya da kişiye ait bilginin doğruluğu en az iki farklı kaynaktan teyit edilmeli. Kulaktan dolma, tam olarak araştırılmadan yazılan haberler çok farklı anlamlara ve büyük tehlikelere yol açabilir. Haberci söylentilerden ya da dedikodulardan etkilenmeyerek bir haber oluşturmalı. İkinci niteliğimiz ise gerçeklik. Habere konu olan bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekmekte. Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtmak habercinin, gazetecinin temel görevi. Haberci gerçeğe ulaşmak için elindeki tüm imkanları kullanmalı ve alternatiflerini değerlendirmelidir. Üçüncü niteliğimiz nesnellik. Haberde gerçekliğin önemli olmasının yanı sıra muhabirin objektif olarak olayları yansıtması da önemli. Yani muhabir haberi yazarken taraf tutmamalı, kişisel görüşlerine yer vermemeli, sadece olayın kendisini anlatmalıdır. Nesnellik habercinin haber kaynağına, olaya ya da duruma tarafsız yaklaşmasıyla sağlanır. Habercilikte nesnellik çok tartışılan konulardan bir tanesi. Çünkü kimileri habercinin duygu ve düşüncelerini yansıtmasıyla oluşmuş haberlerin daha etkileyici olduğunu savunuyor. Fakat biz habercilikte muhabirin objektif olmasını ve nesnel bir tutumla haberleri yazmasını doğru kabul ediyoruz. Diğer bir niteliğimiz ise kesinlik. Haberde yer alan verilerin doğruluğunun tartışılmaz olması ve herhangi bir kuşkuya yer vermemesi anlamına geliyor kesinlik. Şüpheye, duraksamamaya yer vermemek haberin inandırıcılığı açısından oldukça önemli. Beşinci maddemiz hızlılık. Habercilikte beklenen haberin hızlı bir şekilde verilmesi, haberi doğru al, öncelikle ver sözü habercilikte geçerli olan ana ilkelerden bir tanesi. Fakat haberi hızlı vermeye çalışırken haberi yanlış bir şekilde ya da onaylatmadan, teyit edilmeden vermemeliler haberciler. Haberin doğru olması ve tutarlı olması en önemli unsurlarımız bizim.
Şimdi haber metinlerinde önemli olan diğer bir nitelik tutarlılıktan bahsedelim. Haberdeki bilgilerin birbiriyle çelişmemesi, mantıklı bir bütün oluşturmalarına biz tutarlılık adını veriyoruz. Tutarlılıktaki diğer bir unsur da cümlelerin dil bilgisi kuralları açısından da uyumlu olması, birbiriyle uyumlu olması. Diğer bir niteliğimiz anlamlı. Haber yazısında aktarılan olay veya durumun doğru olması yeterli değil. Dil ile gerçekleştirilen bu iletişim yönteminin aynı zamanda anlamlı olması gerekiyor. Anlamlılık için dikkat edeceğimiz bazı kurallar var. Haber metni açık bir şekilde yazılmalı. Yani kesin ve net olmalı. Herkesin aynı anlamı çıkarması gerekiyor. Eğer herkes okuduğu haberden farklı anlam çıkartırsa bu haber açık bir haber değil. Gereksiz ayrıntılara aynı zamanda yer verilmemeli. Sadelikte ise cümlelerde mecaz, söz sanatları gibi dilsel zenginliklerin olmaması gerekiyor. Anlaşılırlıkta ise haber metninin toplumun geneli tarafından kolay anlaşılması gerekli. Cümlelerin bu sebeple fazla uzun olmaması gerekiyor. Son niteliğimiz ise inanılırlık. Haberin mutlaka bir kaynağa dayanması gerekiyor. Kaynağın statüsü, ünvanı, inanırlığı destekliyor. Alanında uzman birinin kaynaklık yapması haberin doğruluğunu, güvenilirliğini arttırıyor. Uzmanlık ve güvenilirlik inanırlığı sağlayan iki temel unsurumuz. Şimdi haberin özelliklerinden bahsedeceğiz. Haber, öncelikle yeni ortaya çıkan bir olayın, gelişmenin uzman ellerden halka yansıtılması. Haber yazılarının genel özelliklerini şöyle sıralayacağız. Haber güncel ve etkileyici olmalı. Örnek vermemiz gerekirse bir köpeğin adamı ısırması haber niteliği taşımaz. Olabilecek olaylardan bir tanesidir. Fakat bir adamın köpeği ısırması etkileyici bir olaydır. Günlük hayatta karşımıza çıkan sıradan olaylardan biri değildir. Dolayısıyla haberlerin olağan dışı ve ilgi çekici olması gerekiyor. Haber metni objektif olmalı, habercinin kişisel görüşü habere yansıtılmamalı. Haberlerin okuyucuda ilgi uyandırması amaçlanır. Bu sebeple haberlerde görseller ve fotoğraflar kullanılır. Spotlarla okurun ilgisi çekilmeye çalışılır. Haber metinleri doğruluk, kesinlik, tutarlılık gibi nitelikleri taşımalı. Şimdi önemli bir noktadan bahsedeceğiz. Bir olayın haber değeri taşıması için toplumun büyük bir kesimini ilgilendirmesi gerekiyor. Toplumun bir kısmını ilgilendiren olaylar büyük bir haber değeri taşımaz. Haber daha önce yayınlanmamış olması gerekir. Haberlerde özgünlük önemli bir yere sahip. Haberlerin başlığı okurun ilgisini çeker nitelikte olmalı. Başlık ve haber metni birbiriyle uyumlu şekilde verilmeli. 5N, 1K kuralı haber yazısının en önemli özelliklerinden biridir. Genellikle haberlerde bu soruların cevabının verilmesi beklenir. Şimdi 5N, 1K kuralından bahsedeceğiz. 5N1K kuralını oluşturan 5 N'mizi sayacağım şimdi. Ne, nasıl, neden, nerede ve ne zaman? Bakın bu 5 tane sorumuz N harfiyle başlıyor. Kim sorusu ise 1K'yı oluşturan kısım. Tek tek hepsinden bahsedelim. N sorusu habere kaynak olayın ne olduğunu bize söylüyor. Haberde ne durumun, hangi olayın gerçekleştiğini ifade ediyor. Nasıl sorusu ise bu olayın sürecinin nasıl gerçekleştiğini ifade ediyor. Niçin ve neden? Olayın gerçekleşme sebebini bize aktarıyor. Her olayın gerçekleştiği bir yer mutlaka bulunuyor. Bu olayın nerede gerçekleştiğini bize veren soru nerede sorusu. Ne zaman sorusu ise olayın gerçekleştiği zamanı okura aktarıyor. Yıl, ay, gün, saat, dakika olarak belirtilebiliyor. Kim sorusu ise habere kaynak olan, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğini veriyor bize. Şimdi bir uygulamamız var. Haberi inceleyeceğiz. 5N1K sorularının cevabını bulmaya çalışacağız. Yangın nedeniyle binada mahsur kaldı. Bu bizim başlığımız. Şişli'de 7 katlı boş bir binanın en son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda toplayan bir kişi 6. katta mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın saat 17.30 sıralarında Halaskar Gazi Caddesi 196 numaradaki binada meydana geldi. Bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada hurda topladığı iddia edilen bir kişi duman yüzünden binada mahsur kaldı. Binadaki dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da merdiven yardımıyla 6. katta mahsur kalan kişiyi kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen bu kişi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi kim sorusuyla başlayalım. Habere kaynak olan kişi kim? Hurda toplayan kişi. Peki olay nerede gerçekleşmiş? Şişli'de Halas Kargazi Caddesi 196 numaralı binanın 6. katında gerçekleşmiş olay. Peki bu haber metninde ne olmuş? Hangi olay konu edilmiş? Yangında mahsur kalan bir kişinin kurtarılması anlatılmış. Olaylar ne zaman gerçekleşmiş? Saat 17.30 sıralarında. Peki olay nasıl gerçekleşmiş? Yangında mahsur kalan kişi nasıl kurtarılmış? İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılmış. Neden sorusunun cevabı ise duman yüzünden binada bir kişi mahsur kalmış. Bu sebeple itfaiye ekipleri yangından bir kişiyi kurtarmış. Bakın haber metnimizde 5N1K sorularının cevabının hepsini bulabildik. Şimdi başka bir uygulamamız var. Haberimizi okuyalım, nitelikler bakımından değerlendirelim. 5N1K sorularının cevabını bulmaya çalışalım. Vicdansız kamerada doktor ve hemşirelerin çantalarını böyle çaldı. Koronavirüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal'da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Vicdansız hırsız polis tarafından yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı. Kartal'da doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir hastanede doktor Burcu A ve hemşire Seren Y'nin sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E ile temizlik görevlisi Sevilay E'nin cüzdanlarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis Engin K'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı. Kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Engin K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nitelikler bakımından haberimizi değerlendirecek olursak, evet haberimiz doğru bir şekilde aktarılmış, kameralar kaydetmiş, güvenilir bir haber, gerçek bir haber bize aktarılmış. Dolayısıyla doğruluk, gerçeklik ve inanılırlık niteliklerinin haberde bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakat haberde dikkat ettiyseniz hırsız vicdansız şekilde sıfatlandırılmış. Haberi yazan kişi nesnel bir tutumlu haberi kaleme almamış. Hırsıza vicdansız diyerek kişisel görüşünü habere katmış. Dolayısıyla haberin nesnel olduğunu söyleyemeyiz. Fakat haber metnimiz tutarlı. İçinde verilen bilgiler birbiriyle örtüşüyor. Haberin konusu güncel bir olay. Başlık ilgi çekici bir şekilde verilmiş. Kolay anlaşılır bir haber metni kısa ve öz şekilde aktarılmış. Şimdi 5N1K sorularını cevaplandıralım. Burada olayları gerçekleştiren kişi kim? Hırsız. Peki burada ne olmuş? Doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız polis tarafından yakalanmış. Bu olay nerede gerçekleşmiş? Kartal, Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir hastanede gerçekleşiyor olay. Olayın gerçekleştiği zaman olarak hangi bilgiler verilmiş? Bize 28 Mart olduğu söylenmiş. Saat hakkında bir bilgi verilmemiş. Peki olay nasıl gerçekleşmiş? Hırsızlık yapan Engin K, güvenlik kameraları aracılığıyla aynı gün hastanenin bahçesinde yakalanmış. Neden böyle bir olay gerçekleşmiş? Engin K'nin hırsızlık yapması sebebiyle böyle bir olay gerçekleşiyor. Şimdi her olay haber mi, her olay haber olabilir mi? Onu değerlendirelim. Bir olayın haber olması için bazı özellikler taşıması gerekli. Lord Notcliffe bir gazeteci, sık sık yinelediği ölçüde göre bir köpek adamı ısırırsa bu olay haber değildir ancak bir adam köpeği ısırırsa bu bir haberdir. Bu sözle haber değeri taşıyan olayların niteliği haberciler arasında ilkeleşiyor. Aşağıdaki haberi bu özellik çerçevesinde değerlendirelim sizlerle. Eşini korkutmak için aracının altına sahte bomba düzeneği yapmış. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu. Yapılan incelemede bomba düzeneğinin sahte olduğu ve düzeneği sürücünün eşini korkutmak için yerleştirdiği anlaşıldı. Olay Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'ndeki Erdemir Bağlık Kapı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Y.Ö. mesaisinin bitmesi sonrası otoparktaki 06YA 7417 plakalı aracını çalıştırıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada aracın altından bir boru sarktığını fark eden işçiler YÖ'yü uyararak aracını durdurmasını istedi. Aracın altında bir borunun bantla sarıldığını, kabloların sarktığını ve pil bağlı olduğunu gören kadın
Korkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba düzenini görünce aracın etrafını güvenlik çemberine aldı. Sürücü kadının bombadan haberi olmadığını ve eşi S.Ö. ile boşanmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi. Zonguldak, İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanları aracın altındaki bomba süsü verilmiş düzeneyi kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Yapılan incelemede bomba süsü verilmiş düzeneyi eşinin aracının altına boşanmak üzere olduğu kocası S.Ö.'nün yerleştirdiği öğrenildi. Polis S.Ö.'yü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu haber metninde günlük hayatta karşımıza çıkamayacak bir olay konu edilmiş. Bir adam eşini korkutmak için arabanın altına bomba düzeneyi yerleştiriyor. Sahte bir bomba düzeneyi yerleştiriyor. Bu olay günlük hayatta kolay kolay birinin başına gelebilecek bir olay değil. İlgi çekici ve toplumu etkileyecek bir olay. Dolayısıyla habere konu olmuş. Haberlerde görsel kullanımıyla devam edelim. Fotoğraflar gazetede haberin etkisini artırmalarının yanı sıra aynı zamanda sayfa düzeninin yapılmasına da yardımcı unsurlardan bir tanesi. Haber fotoğrafında amaç okurun durumun özünü tam yakalayabilmesini sağlamak ve inandırıcılığı artırmak. Bir fotoğrafta kullanılan çekim açıları bile konunun anlamını güçlendiriyor ya da zayıflatıyor. Bir karede yer alan imgelerden her biri konuyu destekleyen, duruşa, bakışa, konuma sahip değilse fotoğrafın etkisini düşünüyor. Bu da haberi etkiliyor. Sadece fotoğraf değil, haberi destekleyecek nitelikteki karikatür, grafik gibi unsurlar da haberi tanımlamaya, açıklamaya yardımcı oluyor. Fotoğraf, sayfada dikkat çeken unsurlardan biri olduğu için günümüzde spot yani tanıtıcı değerini de taşıyor. Resim altının haber ve fotoğraf hakkında bilgi verici, haberi okumaya yönlendirici, gerektiğinde fotoğrafı açıklayıcı özellikleri yanında sayfa görünümüne de etkisi bulunuyor. Sol tarafta bir haber görüyoruz. İstanbul Boğazı'nda korkunç kaza, tanker yalıya çarptı şeklinde bir başlık atılmış. Bu başlık görselin üzerine yerleştirilmiş. Bakın görselde yalıya çarpan bir tankeri görüyoruz ve yalının son durumunu görüyoruz. Haberi okuyalım şimdi. Liberya bandıralı Songa Iridium adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23.633 gross ton ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkiinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Burada haberle beraber bir görselin verilmesi olayın etkisini ve inandırıcılığını artırıyor. Haberi açıklamaya aynı zamanda yardımcı olan bir nitelik taşıyor görselimiz. Başka bir haber görüyoruz. Muğla'da orman yangını. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yenice mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenlerle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlara destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan Yenice Mahallesi Omaran mevkiindeki mezarlık alanı da sıçrayan yangında bazı mezar taşları da zarar gördü. Bakın burada orman yangını görselinin verilmesi etkileyiciliği arttırıyor ve inanılırlığı kolaylaştırıyor. Haberde fotoğraf açıklayıcı bir nitelik taşımış burada da. Temel habercilikte kullanılan bazı terimlerden bahsedeceğiz sizlerle. Gazeteyle başlayalım. Politika, ekonomi, kültür ve başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkan yayına biz gazete adı veriyoruz. Ajans ise haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş olarak biliniyor. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren ve yazan kimse. Manşet, gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık. Sürmanşet ise gazetenin birinci sayfasındaki logonun üzerine kullanılan çarpıcı başlık. Asparagas haber, gerçek olmayan, masa başında uydurulan, yalan haber, uydurma haber demek. Gazete, dergi, kitap ve benzeri yazılı basın unsurlarında sayfanın yukarıdan aşağı doğru ayrılmış dar bölümlerinden her birine ise sütun adını veriyoruz. Köşe yazısından bahsedelim. Bir yazarın gazete köşelerinden herhangi bir konu üzerine yazdığı kişisel yazılar.
Sansasyonel ise dikkat çekici, beklenmedik olaylara verilen isim. İktibas, başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayınlanmasına deniyor. Spot, haber metninde daha büyük harfli puntolarla dizilen, başlıktan sonra yer alan haberin ayrıntısı. Teskip ise yapılan haberin yanlış olduğunu bildirmek, yani yalanlama. Baskı sayısına ise tiraj adını veriyoruz. Sansür, haberlerin önceden denetlenerek uygun olmayanların elenmesi. Gazetecilikte sık kullanılan terimlerden bir tanesi ise haber atlamak. Bir haberi rakip kuruluşlardan önce yayınlamaya haber atlama adı veriliyor. Haber atlama gazetecilikte bir başarı olarak kabul ediliyor aynı zamanda. Demarkaj ise bir haber yazısını yeniden yazmak olarak adlandırılıyor. Şimdi bazı sorularımız var, onlara bakalım. Haber yazıları ile ilgili olarak aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Muhabir haberleri nesnel bir tavırla okura aktarır, kendi yorumlarına yer vermez. B. Haber yazıları kısa ve öz olmalı, gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. C. Habercilikte haberin hızlı bir şekilde verilmesi beklenir. Söylentiler hızlı bir şekilde haber haline getirilir. D seçeneğinde ise haber ajansları gazete, dergi, radyo, televizyon, internet ve benzeri kitle iletişim araçlarına haber sağlayan kuruluşlardır. E seçeneği haber için kullanılan başlık ve fotoğraf içeriğe uygun olmalıdır. Seçeneklerimizi inceleyelim. A seçeneğinde söylendiği yargı doğru. Haberler nesnel bir şekilde okulara aktarılıyor. B seçeneğinde haberlerin kısa öz olması, gereksiz ayrıntılara yer vermemesi gerektiği yargısı var. Evet, bu da doğru. C'de ise haberin hızlı bir şekilde verilmesi beklenir. Evet, doğru. Söylentiler hızlı bir şekilde haber haline getirilir diyor. Bakın, yargının birinci cümlesi doğru fakat ikinci cümlesi hatalı. Söylentiler değil, kaynaklardan doğrulanmış bilgiler haber haline getiriliyor. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlış. D'de ise haber ajansları, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet ve benzeri kitle iletişim araçlarına haber sağlayan kuruluşlar. Evet, doğru. Ajanslar haber toplama ve yayma işiyle uğraşıyordu. E seçeneğinde ise kullanılan başlık ve fotoğraf içeriğe uygun olması yargısı var. Evet, bu da doğru. Yanlış olan şıkkımız C seçeneği olacak. Başka bir sorumuz var. Uçaklarda cep telefonlarının açık kalmasıyla oluşacak tehlikeler ortadan kalkıyor. Ancak iniş ve kalkış sırasındaki risklerin yüksek olmasından dolayı 3000 metre yüksekliğe kadar kullanımı yasaklanıyor. Havayolu şirketleri bu servislerle hem gelir seviyesi, yüksek müşterilerin tercihini etkilemeyi hem de önemli derecede gelir elde etmeyi planlıyor. Türk Hava Yolları henüz uçakta internet ve cep telefonu kullanımı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu haber metni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Açık, net ve anlaşılır bir anlatıma sahiptir. B. Doğru, tarafsız habercilik anlayışına uygun hazırlanmıştır. C. Dilin göndergesel işlevinden yararlanılmıştır. D. Ulaşım aracı olarak uçağı kullanan kişileri ilgilendiren bir haber yazısıdır. E. 5N1K kuralına uyularak yazılmış bir haber metnidir. Seçeneklerimizi inceleyelim. Evet, açık ve net bir anlatıma sahip A seçeneğimiz doğru. B'de verildiği gibi tarafsız bir habercilik var. Bu durumun iyi olmasından ya da kötü olmasından bahsedilmemiş. C'de dilin göndergesel, yani bilgi verme işleviyle kullanıldığı söylüyor. Evet, burada muhabir okurlara bir bilgi vermiş. D'de ulaşım aracı olarak uçak kullanan kişileri ilgilendiriyor. Evet, uçak kullanmayan kişileri ilgilendiren bir haber değil bu. E seçeneğine bakıyoruz. 5N1K kuralına uyularak yazılan bir haber olduğu söylüyor seçeneğimiz. Fakat burada ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim sorularının cevaplarının hepsi bulunmamakta. Dolayısıyla söylenemeyecek yargımız E seçeneğinde bulunuyor. Doğru cevabımız E olacak. Başka bir sorumuz var şimdi. Yüzmede dünya rekoru. Dünya şampiyonasında yüzme rekoru kırıldı. 2009 yılından beri kırılamayan rekor tam 10 yıl sonra 200 metre kelebek finalinde Christoph Millock tarafından 1 dakika 50 saniye 73 salise derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyayı almaya hak kazandı. Daha önce Avrupa şampiyonluğunu kazanan sporcu bu kez de dünya şampiyonluğunu rakibinin 3 saniye önünde bitirerek rekoru elde etmiş oldu. Bu rekorlarla da 19 yaşında olan Millock dünyayı kendine hayran bırakmış oldu. Bu haber metninde aşağıdaki özelliklerden hangisi ağır basmakta? Kolay anlaşılırlık. Evet, haberimize kolay anlaşılır bir dil kullanılmış. Doğruluk. Evet, haber doğru bir haber. Etkileyicilik. Evet, bakın,
Bu rekorlarla 19 yaşında olan Milak dünyayı kendine hayran bırakmış oldu. Burada ne kadar etkileyici olduğu bilgisi verilmiş. D'de güncellik, E'de tutarlılık. Diğer seçeneklere göre haberin etkileyici olması daha ön planda. Bakın son cümle sadece etkileyiciliği bildirmek amacıyla verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Burada dersimizin sonuna geldik. Lütfen konu tekrarı yapmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.